Gel şunu koyalım. Dikleş biraz. Gel. Hadi gel. Oh, ekşili ekşili Zemzem abla. Bu çorba ölüyü diriltir vallahi. Bensiz. Ne biçim laf öyle o? Bırak ben içeririm. Bırak bırak ver. Şükriye abla da gelecekti ama evi bırakamadı. Kıyamet kopuyor 5 dakikada bir. Hepimiz birden ortadan kaybolmayalım dedi. Ne kıyamet kopuyormuş? Şey, laf taşıyor gibi olmasın şimdi. Murat Bey geldi de sabah. Candan Hanım'la biraz tatsızlıklar oldu. Ama şimdi hastanın yanında söylemek olmaz. Siz sonra şey yaparsınız evdekilerle. Ben bilmiyorum sanki orada ne laflar edildi. Şimdi fırsatını bulmuşlardır. Eziyorlar da eziyorlardır oğlanı. Siz rahat rahat konuşun. Beni dünden sonra hiçbir şey üzemez. Geçmiş olsun Veysel Bey. Kimse ezemez benim Murat'ımı. Kimin haddi neymiş? O iki genci ben sağken kimse ayıramaz. Bir an önce baş yüz edeceğim onları. Hem de şöyle anlı şanlı bir düğünle. Herkese inat. Görürsünüz bak. Bitki çayı. Ay benim bu bitki çayım da çok meşhurdur ha. İyi gelir Şükriye Hanım'dan duyunca hasta olduğunuzu hemen getiriverdim. Kay güle şöyle. Zahmet etmeyeydin. Çorba getirmişlerdi. Sağ ol. Geçmiş olsun. Ne dedi doktor? Solunum yolları iltihabıymış. Pek fena tıkanmış. Bir serum, bir iğne düşürdüler ateşini. İyi şimdi maşallah. Ama yatacak. Aman aman. Gelmiş geçmiş olsun işte. Ay Hayri Hanım sen yokken ev başımıza yıkıldı. Ben gideyim. Abla akşam için ben sana yemek yollayacağım. Sakın işmiş yapmaya kalkma oldu mu? Hadi uğrarım ben gene. Hadi Gülü sen de git. Ben Zemzem Hanım'la özel konuşacağım. Tamam. Tekrar çok çok geçmiş olsun Zemzem teyze. Sağ ol evladım. Candan'la Murat tartışmışlar. Özet olarak şöyle. Candan Hanım... kızımı istiyorsan aileni sileceksin dedi Murat'a. Murat da Mine'ye ya annen ya ben dedi. Yoksa bu iş biter anlamına getirdi. Canım sinirle söylenmiş laflar konuşurlar anlaşırlar. Ben bir eve gideyim. Bir sorarım bakalım aileyi silmek ne demekmiş. Zemzem sen üzülme kuzum. Sen Candan'ı da kafana takma. Senin dünürün benim. Hadi kuzum. Aa, yapma bak şimdi böyle hasta hasta gözyaşı mözyaşı dökme. Vallahi bak ateşin tekrar çıkar. Üzme kendini. Murat zaten onlara ağzının payını verdi. Sen dert etme. Morardılar. Hı. Bak Veysel. Buyur abla. Benim gelin senin oğlana biraz haddini aşan laflar etmiş. Ben her şeyi halledeceğim. Sen senin oğlanı zapt et, ben bizimkileri hallederim. Bu yüzden, dünkü mevzular yüzünden eğer ağzımızın tadı kaçarsa... ...sen birilerinin aklına uyup bir sakatlık çıkarırsan... ...en önce seni gömerim bu çiftliğe. Bizim kavimiz pazara kadar değil, mezara kadar. Arada kalıyor benim oğlum. Hiç girmeyecektik bu işlere. 50 kere söyledim Veysel'e ama dinleyen kim? Yani o kız şimdi anasını silkeleyip gelse de... ...o işten hayır gelir mi Allah aşkına? Olmaz artık o iş. Zaten oğlan da istemiyor. O kadar net ki ben bile hissediyorum yani. Aa bak, bak sen de anlamışsın. Gördün mü? Ya 50.000 kere söyledim. Ben çocuğumun yüreğini okurum, içini okurum. Ama dinleyen kim? Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Sen şimdi boş ver, şaşırma boş ver. Öncelikle sen iyileşeceksin bir kere, tamam mı? Sevdin mi çayımı? Çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Ama şu çorbayı da içmen lazım ha. Gel, ben sana onu içir vereyim. Gel bakalım.
karışmalı.